Haftanın özetinden tekrar merhabalar. Bir süredir izini sürdüğümüz hepsibroda.com yatırım süreci geçen hafta yapılan resmi açıklamayla nihayete erdi. Uluslararası yatırım şirketi Diabraj Group yüzde %25 hissesini satın aldığını duyurdu. Yatırım miktarı ilişkin bir açıklama yok ancak Türk şirketi için 1 milyar Türk lirası değerleme yapıldığı söyleniyor. Hepsi burada.com bu yatırımla operasyon merkezi, bilgi işlem, CRM ve mobil alışveriş çalışmalarına hız kazandıracak ve Mayıs 2015'te pazar yeri platformunu açmak için kullanacak. Mastercard'ın bu yıl ilk kez hazırladığı en iyi mobil uygulamalar endeksi Mobile Top App Index'in sonuçları belli oldu. Avrupa'nın en iyi mobil alışveriş uygulamalarını seçen Mastercard'ın listesinde Türkiye'den bir ve o bilet olmak üzere iki mobil uygulama yer aldı. Endeks 19 ticaret kategorisinde 36 Avrupa ülkesinden binin üzerinde uygulama incelenerek hazırlanmış. Apple mobil işletim sistemi iOS 8.3'ün ikinci beta versiyonunu geliştiricilere açtı. Bu versiyonda göze çarpan yeniliklerden biri Sesli asistan Siri'ye eklenen Türkçe dil desteği Apple'ın yakında yayınlamayı planladığı versiyonun gelişiyle birlikte Siri Türkçenin yanı sıra ilk kez Flemenkçe, Rusça, Danca, Portekizce, İsveççe ve Tayca dillerinde konuşacak. Apple'a ilgili bir haberde Avrupa'ya yapacağı en son yatırımla ilgili şirket 1.7 milyar euro yatırım yaparak İrlanda ve Danimarka'da tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak çevre dostu veri merkezleri inşa edecek. Bir tanesi İrlanda Athenry'de, diğeri ise Danimarka Viborg'da yer alacak veri merkezleri Apple'ın Avrupa'daki müşterileri için iTunes Store, App Store, iMessage, Maps ve Siri dahil online hizmetlerini destekleyecek. Google kendi kendine video oyun oynamayı öğrenen ve oynadıkça ustalaşan yapay zeka teknolojisi geliştirdi. İşe Atari oyunlarını öğrenerek başlayan teknoloji deyim yerinde ise rakip tanımıyor. Geliştirilen yapay zeka yazılımı kendi kendine öğrendiği 49 farklı Atari 2600 oyununun 29'unda insan rakiplerinin rekorlarını geride bıraktı. Yüksek skor yaptığında ödüllendirilen sistem oyunların 43'ünde bugüne kadar algoritmalar tarafından başarılan en iyi skorları yaptı. Twitter'ın uzun süredir beklenen resmi WordPress eklentisi sonunda yayınlandı. Çok kısa sürede on binlerce indirilme rakamına ulaşan ücretsiz eklentiyle sitenizin görünümüne uyumlu olarak dilediğiniz tweet'i embed edebilmeniz, otomatik olarak Twitter Cards oluşturabilmeniz, Twitter Analytics'i WordPress üzerinden takip edebilmeniz, Twitter üzerinde kampanya yürütüyorsanız sonuçlarına yine WordPress üzerinden göz gözetebilmeniz mümkün hale geliyor. Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, reklam platformuna dahil olan aktif reklam veren sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu. Şirket, dünyada 30 milyondan fazla işletmenin Facebook sayfalarını kullandığını, 15 milyonun üzerinde Kobi'nin sayfalarını mobil cihazlar üzerinden yönetebilmek için Facebook'un sayfa yönetici aracına başvurduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 2014'ün 4. çeyreğinde Facebook'ta reklam vermeye başlayan her 10 işletmeden 8'i promoted post gibi kolay kullanılabilen araçları tercih etmiş. Haftanın özetinden şimdilik bu kadar görüşmek üzere.